vardır. Ve bilirler ki söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Şimdi sözlerin en yücesi. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. El açtık, divanına durduk, dualarımızı kabul eyle. Dergahından bizleri boş çevirme Allah'ım. Başta 15 Temmuz gecesi vatanını, milletini, bayrağını ve ezanını hainlerin emellerine teslim etmeyen tüm şehitlerimizi saygıyla selamlıyorum. Gazilere de şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz hepinizin bildiği gibi bu milletin ekmeğini yiyen hainlerin, bu milletin ekmeğine göz koyanlar ve onlarla birlik olup saldırdıkları gündür. 40 yıl boyunca ülkenin en önemli kurumlarına sızmış FETÖ'cü hainler, acımasız birer katil, haşhaşi olarak, bilerek, isteyerek ve kast ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi müesseselerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve doğrudan vatandaşlarımıza hain saldırıda bulundular. Aziz milletimiz, tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya genelgesinde tüm dünyaya ilan ettiği gibi, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtarabilir. Ve bu şiarla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir bütün olarak bu ihanetin karşısında durmuş, bir kez daha canı pahasına, inancına, ülkesine, devletine, demokrasisine ve geleceğine, egemenliğine sahip çıkmıştır. Tüm dünyaya mevzu vatansa gerisi teferruattır demiştir. Saygıdeğer hemşerilerim, 15 Temmuz şanlı direnişimizin yıl dönümünde darbe ve iç işgal girişimini savuşturan ve bastıran ve kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ni muhafaza etmemizde bizlere öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyorum. Bayrak işte bu bayrak. Asil milletimizin kahramanlık destanlarından biri olan ve bugün 8. yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle tarihimizin sıfır noktasından bugüne kadar vatanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimizi 15 Temmuz gecesi bağımsızlık uğruna fedayı can eden 251 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah yolunda